Tüm Türkiye seferber dedik depremzedeler için. Devlet de millete tüm gücüyle bölgedeki çalışmalara kendi imkanları ölçüsünde depremzedelerin yanında olmaya gayret ediyor. Ancak bazı fırsatçılar var ki onlar yaşanan felaketi kendileri lehine çevirmeyi bir hak görüyor. Yani ranta çeviriyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da işte onlar için söyledi bu sözü. Kiraların fahiş oranda artışından nakliye fiyatlarının uçmasına kadar pek çok konuda bir çağrı yaptı ve uyardı. O enkaz altında saatlerce, günlerce kalıp Allah'ın lütfuyla bugün yaşayan insanların ahı tutar. Daha önce taşınma parası kiracılar ve ev sahipleri arasında farklıydı. Onları da dengeli hale getirdik. Her birine 15'er bin lira taşınma yardımı yapılacak. İlk kez kiracılara kira desteği veriyoruz. 2000 lira. Geçmişte yardım edilmiyordu. Ev sahiplerine 5'er bin. Çünkü onların evleri vardır, evlerinden yoksun oluyorlar. Birden kiranın bu kadar artıyor olması, birden kiraların ciddi bir şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Maalesef taşımada da biz bunu gördük. Şehir içi 5-6 bin, şehirler arasında 8-9-10 bin liralık bir taşımayı 20 bin liraya, 22 bin liraya, 25 bin liraya çıkaran fahiş bir takım teklifler, fahiş bir takım fiyatlar gördük. Bu paranın bir ayrımını görmezsiniz. Bunun hesabını devlet sorar da bir de bu dünyanın öteki dünyası var. Bunun hesabını Allah da sorar. Burada insanlar canını zor kurtardılar. Burada bir istismar yapmaya çalışmak elbette ki yani bir kötülüktür. Bu konuda bütün valilerimize olağanüstü halin de ortaya koymuş olduğu çerçeve içerisinde biz gerekli talimatları verdik. Bir fahiş fiyat veya vatandaşı zorlayıcı durum görülürse gereği yerine getirilecektir.